Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, isterseniz Ramazan ayı münasebetiyle oruçla alakalı sorumuzu bugün soralım size. Ama yine genel bir sorumuz var. Şimdi öncelikle orucun farzları nelerdir? Hani neleri yapmamız lazım ki oruç olsun? Mesela niyet konusu çok önemli. Niyetin yeri zamanı nedir? Onu da bize anlatırsanız seviniriz. Ve iftarla alakalı olarak da iftarı nasıl açmalıyız ve ne gibi dualar okunuyor mesela? Şimdi fıkıh kitaplarında, imhal kitaplarında anlatılırken tabii bütün ibadetlerin, namazın, zekatın, orucun da aynı şekilde temel direkleri vardır. Bunlara farz deniyor. Yani bu farzlar varsa, yapılmışsa o ibadet kurtuluyor. Bu farzlardan birisi gittiyse binanın dört temelini düşün. Evet. Duvarlardan birisi yıkıldı, duvar eşe gitti, bina gitti. Ev diye bir şey yok. Ev diye bir şeycik yok. Evet. İbadet de olmuyor yani. Evet. Namazın mesela 12 tane farzı var. Bunlardan birisi yoksa mesela abdestim yok diyor. Mükemmel namaz kıldım. Ha, bir şey yaramadı. Olmadı. Evet. Evet. Orucun da 3 tane temel farzı var. Bunlardan birisi yoksa, yapılmadıysa o oruç olmadı demektir. Birincisi niyet etmektir. Niyet etmek. İkincisi niyeti bildirilen zaman içinde yapmak. Bir süresi var yani. Bir ilk bir son zamanı var değil mi? Tabii. Bildirilen zaman içerisinde. Niyet etmek farz. Niyet ettim canım. Ben şimdi niyet etsem işte toptan bir ay oruç tutmaya falan. Hayır. Olmaz o. Olmaz o. Niyetin zamanı var. Yani fıkıh kitaplarında açık net bir şekilde Rabbimiz bildirmiş. Ayet-i kerimede ve hadis-i şerifte açıklamış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bize haber veriyor. Ve fıkıh kitaplarında İslam alimleri Peygamber Efendimiz'in bu bildiklerini bildirmişler. Niyet edeceğiz ama nerede edeceğiz? Güneş batar batmaz başlıyor niyet zamanı. Akşam niyet güneş batınca başlıyor. Akşam namazı vakti girince başlıyor. Nereye kadar? İmsak vaktine kadar. Yani sahur vaktine kadar. Peki ondan sonra niyet edilir mi? Etmedik ha, mesela. Edilir mi? Ramazan-ı Şerif'teki oruca mahsus olmak üzere ve bir de nafile oruçlara mahsus olmak üzere her ne kadar bütün oruçlar için geçerli olan niyet zamanı yani genel olarak o gece bildiriliyor. Güneşin batışıyla imsak vakti. Burası gecedir. Burası ise de nafile oruçlar için ve Ramazan ayında tutulan farz oruç için öğleye bir saat kalana kadar ki zaman içerisinde. Mesela İstanbul için söyleyelim. Öğle ne zaman oluyor? Biri çeyrek geçe. Demek ki 12 çeyrek geçene kadar İstanbul'daki birisi niyetini yapabiliyor. Niyetini yapabiliyor. Yalnız buradan şu anlaşılmasın. Aa çok iyiymiş ya, o zaman sabahleyin kahvaltıyı yaparız. Öyle değil o. İmsakta yeme içmeyi keseceğiz onu. Bir şey yememek içmemek kaydıyla. Tabii yani. Çünkü üçüncü farz olarak o bildirilmiş. Bu niyetin zamanı. Mesela sahura kalkamamıştır. Eyvah niyeti demedim. Edersin hala. İmsaktan sonra da öğle bir saat kalana kadar hala niyetini edersin. Ve orada da fıkıh kitaplarında anlatılırken buyuruyor ki imsaktan önce niyet edilirse niyet ettim yarın oruç tutmaya. Çünkü dinde gün imsakla başlar. Evet. Gün şimdi, daha girmemiş olur hayır, yani girmedi. İmsaktan önce olur. Çünkü güneşin batışıyla imsağa kadar olan zaman dilimine İslamiyet gece diyor. Evet. İmsakla beraber gündüz başlıyor. Onun için imsaktan önce hala daha diyoruz ki yarın oruç tutmaya. Demek ki biz akşam namazı girince niyet ettim Allah-u Teala'nın rızası için yarın oruç tutmaya. Nereye kadar? Sahur vaktine kadar bu niyetle yapıyoruz. Sahura kalkamadık. Bir uyandık sabah namaz vakti. Gün başladı. Peki niyet? Niyet ettim Allah-u Teala'nın rızası için bugün oruç tutmaya diyoruz artık. Evet. Bugün oruç tutmaya. İmsaktan sonra bugün. Evet, imsaktan sonra bugün. Önce olursa yarın diyoruz. Bu şekilde mi niyet diyeceğiz? Evet, bu şekilde. Peki buralarda niyeti kaçırırsak? Mesela diyelim ki bir kimse geldi yattı. Ondan sonra bir uyudu. Ne sahura kalktı ne sabah namazına kalktı. Gözünü açtı. Öyle olmuş. Ki öğlen olmuş. Niyet yok. Orucun farzlarından birisi gitti. Peki aç beklesem. Ha bir şey yemeyip içmeyip Ramazan ayına saygı ve hürmet için öyle beklemiş olsa oruç olmaz o. Onun ayrı bir sevabı olur. Hürmet gösterdiği için. Ama o orucu kaza etmesi lazım. Peki üçüncü farzı ne orucun? Orucun başlayış vaktinden, orucun başlayış vakti imsaktır. Orucun başlayış vakti olan imsaktan
güneş batana kadar orucu bozan şeylerden sakınmak lazımdır. Yalnız o imsak konusunda orada işte 1983 senesinde bir öne çekme durumu söz konusu oldu. İmsak vaktini. Evet, ihtiyat payı vardı. O ihtiyat payı kaldırıldı ve çok kimse de bunu bilmiyor. Dolayısıyla sabah namazı ezanı okununcaya kadar yiyip içiyorlar. Halbuki şimdiki mesela yazılan o imsak vaktinden 15 dakika önce yeme ve içmeyi bitirmek lazım. Mesela bazı takvimler var, Türkiye takvimi gibi. Onların bildirdiği imsak vakti orucun başlayış vaktidir. Diğer takvimlerde bildirilen imsak vakti ise sabah namazının giriş vaktidir. Biz çocukluğumuzdan itibaren öyle biliyorduk mesela. O ilk top atılırdı falan, ikaz edilir. İkinci topla beraber, o imsakla beraber kesiyordu. 15-20 dakika sonra sabah namazı vakti giriyor. Dolayısıyla orada ihtiyatlı davranmalı. Aman efendim 5 dakika daha falan, 5 dakika diyorsun da güneş batmadan 5 dakika önce veya 1 dakika önce bile su içmiş olsan, bir şey yesen ne olur? Oruç gider. Orucun bu farzdır. Orucun başlayış vakti imsaktır. Ve o imsaktan şimdiki yazan o imsak vakitlerinden 15 dakika önce. 15 dakika önce yeme içmeyi kesmeli. Güneş batana kadar. Güneş batınca da ihtiyatlı hareket etmeli. Battığından emin olmalı. Çünkü her sene başımıza geliyor. Falan yerde aynı şekilde neymiş, saatine yanlış bakmış da topu yanlış patlatmış veyahut da ezanı yanlış okumuş. Onun için okumuş olsa bile saatine bak. Ya saat biraz diyorsa, bekle yani, birkaç dakikadan insan ölmez yani, bir şey olmaz. Saatini bekle veyahut da gökyüzüne bak, evet. Bulutlu değilse anlarsın onu. Veya mesela yine bir fıkıh kitaplarında ihtiyatlı bir hal bildirilmiş. Nedir? Önce akşam namazını kıl. Peki vakit girmediyse? Vakit girmediyse son namazı gene iade edebilirsin. Çünkü 1,5 saatlik bir zaman dilimi var. Ama vakit girmeden yanlışlamasına orucunu açmıyorsun, oruç gitti. Telafi edemezsin onu. Kaza edeceksin artık. Kaza edeceksin. Ona dikkat etmek lazım. 1-2 dakika için koca bir oruç gitmiş oluyor. Aynen öyle. Evet. Ona dikkat etmek lazım. Ve bir de imsak zamanına çok dikkat etmek lazım. Hatta kitaplarda buyuruyor ki bulutlu gecelerde iftar çabuk yapmak müstehaptır denmektedir ki, ama girdiğinden eminsin. Peki vakit girdi, önce iftar edip namaz mı kılınır? Evet, önce iftar edilir, namaz kılınır. Peki tereddüdün varsa hani orucu kurtarmak için önce namazı kılarsın. Sonra bakarsın ki bir yanlışlık olmuş, namazı iade edebilirsin. Zamanın var. Evet. Ama orucu aynı anda iade edemezsin. Onu kaza etmen gerekiyor. Onun için orada da ihtiyatlı mı davranmalı? Evet, imsak vaktinde ihtiyatlı davranmalı, acele etmemeli. Peki vakit girdi, bu farzlara riayet ettik, tuttuk, Allah-u Teala mübarek eylesin, tuttuk, iftar vakti geldi. İşte o iftar zamanında yapılan duayı Cenab-ı Hak reddetmiyor. Gerçi mesela bazıları orada acele eder, hele yaz geldiği zaman susuzluğu falan. Tamam, insanın acizliğinden kaynaklanıyor o, sabırsızlığından kaynaklanıyor. Ama acele etmemeli, o anda dualar yapmalı. Mesela kitaplarda anlatılıyor, işte hurmayla, suyla, zeytinle tavsiye edilmiştir iftarın edilmesi. Ve hurma ile de iftar etmek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam genellikle öyle yaptığı için sünnettir buyuruyor. Güneşin battığı iyi anlaşılınca önce Euzü Besmele okuyup, battığı anlaşıldı, daha iftar etmedik. Önce Euzü Besmele okuyup, Allahümme ya vasi'al mağfira, ığfirli vel valideyye vel üstaziyye vel müminine vel müminat yevme yekumil hesab. Bu bir duadır. Başka bir şey okuyamazsın, bunu oku. Mesela tabi İlmihal Saadettebedi gibi kitaplarda bu oruç bahsinde yazılı. Bu dua yazılı. Bu dua yazılı. Allahümme ya vasi'al mağfira, ığfirli veli valideyye, veli üstaziyye, veli müminine vel müminat yevme yekumil hesab. Peki ne diyor duada? Ey mağfireti geniş olan Rabbim, ığfirli, beni affet. Daha veli valideyye, annemi, babamı, dedelerimi, nelerimi affet. Veli üstaziyye, benim öğretmenlerim, muallimlerim, bana rehberlik edenleri affet. Daha velil müminine vel müminat. Bütün kadın erkek. Kadın erkek, bütün müminleri. Mümin mümine. Hepsini. İşte kıyamet günü onlar da aynı şekilde affet diye dua ediyorsun. Yani herkese dua ediyorsun. Ettik. Ondan sonra da hurmayla veya zeytinle veya suyla bir iki lokma iftar ettik. Ettikten sonra da şu dua okunur buyuruyor. Vehebe zama ve telletül uruk ve sebetel ecir inşallah teala. Vehebe zama ve telletül uruk ve sebetel ecir inşallah teala. Tam ilmihalde oruç bahsinde bu ikisi de yazılı. Hani bazıları merak edebilir. Nereden bulabiliriz falan diye. Orada da yazılı. Dolayısıyla duayı okumak da sünnettir buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu duayı da okumuşlar mı? Evet. Abdülvehhabi Şahrani Hazretleri Mizan-ı Kübra kitabında buyuruyor ki Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhebinde Ramazan orucu için her gece niyet etmek farzdır. Maliki mezhebinde ise Ramazan ilk gecesinde bütün ayı oruç tutacağını niyet etmesi yeterlidir.
Birinci kavlin mesnedi namaz ve diğer ibadetlere kıyas iledir. Çünkü her namaz başlı başına bir ibadettir. Oruca her gün niyet etmeden de durum aynıdır. Nitekim hadis-i şerifte geceden niyet etmeyenin orucu olmaz buyurulmuştur. Dolayısıyla birinci kavil olarak da bu alınmıştır. Evet. Bu sebepten dolayı da yani dört mezhepte de Maliki mezhebinde öyle bir kavil var ise de oruca her gün ayrı ayrı niyet etmeli. İftar ederken de ve bilhassa imsakta hemen öyle uzatmamalı işi, ihtiyatla hareket etmeli ve iftarda da aynı şekilde ya nasıl olmuştur falan diyerek yapmamalı. Çünkü şimdi mesela diyelim ki yaz günler rastladığı zaman 15 saat, 16 saat, 17 saat, 18 saat sen aç kalıyorsun. Birkaç dakika için orucu feda etmemelidir efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan oruçla ilgili önemli bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.